Modern Köşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlerle birlikte yine bir halı kaydırmaza e, bir model yapacağız. E, paspas haline dönüştüreceğiz. Tabii sizler bu örnekleri paspas yapabilirsiniz, seccadelerde kullanabilirsiniz veya e, halılarda e, küçük yolluklarda kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde bu şekilde yapıp e, sandalye örtüleri bile yapabilirsiniz. Her yerde kullanabileceğiniz çok amaçlı. Ve çok güzel görünen, gördüğünüz gibi çok güzel görünen e, modellerimizi sizlerle paylaşacağım. E, bunu yapmak için de şöyle bir e, ebriyeli ip aldım. Markası ise e, Alize'nin süperlene klasik e, ipini kullanacağım. E, ve bir tane iğnemiz olacak makasımız. Hazırlığımızı yapalım ve hemen başlayalım. Evet hanımlar bakın. Şimdi bakın. İğnemi buradan çıkartıyorum. Şöyle biraz da bağlamak için mesafe bırakıyorum. İğnemi çıkardım. Şimdi bu kısımdan bir alt kısmından içten dışa doğru iğnemi çıkartıyorum. Başlangıcımız böyle olacak. Tekrardan bakın 1 2 3. delikten bu şekilde ipimi çıkartıyorum. Bunu yaparken de çok e, çektirmeyin ipinizi. Gayet rahat bırakın. Bakın tekrar aşağı iniyorum. Aynı noktadan. Bakın buradan giriş yaptım. Hemen alt kısmından bakın. Tekrar bu şekilde giriş yapıyorum. ve mümkün olduğu kadar bakın rahat bırakıyorum ipimi. Tekrar yukarıya çıkıyorum bakın. Bu kısımdan tekrardan giriş yapıyorum bakın. Tekrar aynı eşit derecede alta iniyorum. Bakın bu şekilde tekrar yukarı çıkıyorum. Aynı bakın aşağı kısmından şöyle görün. Bakın tam alt kısmından tekrar çekiyorum. Evet. Bakın. Tekrar yukarı çıkıyorum. Tam altından bakın. Ee, bu e, paspasları da istediğiniz ipleri de tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Hatta kalın olanları da bu şekilde çift kat değil de tek kat olarak işleyebilirsiniz. Şimdi ben bu kısmı bu şekilde devam edeceğim. Sonuna kadar bu şekilde gideceğiz. Burada ben e, kopartmak istiyorum. İkinci sıramızı sizlere göstermek istiyorum. Burada değişen hiçbir şey yok. Hemen şöyle aldım. Tekrar bakın. Yeniden başlarken yine aynı şekilde bakın. Tam zeminden başlıyorum. Burada bitirip ipinizi koparıyorsunuz. Tekrar başlıyorsunuz. Yine biraz mesafe bıraktım işlemek için. Başlangıcım yine aynı. Buradaki kenar bölümlerimizi de kapatmaya çalışıyorum bu arada bakın. Evet. Şimdi bakın yukarıda işlem yapmadığım alanlar var tam orta kısımlarda. Bu kez oralara işlem yaparak devam edeceğim. Şimdi buradan ipimi çıkardım. Bakın tam bu kısımda hiç işlem yapılmadı. Buralara yapıldı, bu kısma yapıldı. Buraya yapılmadı. Buradan çıkartıyorum ipimi. Aynı şekilde bakın aşağı indim. Aynı noktadan bir tane daha buradan çıkartıyorum. Tekrar bakın yukarıda yine işlem yapılmamış alanım var. Oradan alıyorum. Tam orta kısımlarına getiriyorum bu kez modelimi. Tekrar aynı noktadan aşağıdan bakın. Modelimiz tamamen bu şekilde. Şimdi sizlere kenar bölümünü de göstereceğim. Nasıl kapattığımızı açık da kullanabilirsiniz. Bu şekilde çünkü kötü görünmüyor ama iple de kapatabilirsiniz tığla kapatabilirsiniz. İğneyle şimdi göstereceğim sizlere ben. O şekilde de kapatabilirsiniz. Ve arkadaki iplerimizi nasıl bağlıyoruz? Orayı da göstereceğim sizlere. Bakın bu şekilde ikinci sıramızda bu şekilde diğer işlemimiz yine aşağılarda aynı işlemleri yapıyoruz. Bakın bu şekilde e, örüş şeklimiz bu. Şimdi kenar bölümümüzü buradan ben burayı anladık. Bağlama kısmını göstereceğim sizlere. Bakın arka kısımda da bu arada hiç e, kötü bir görüntü olmuyor. Şöyle... Şöyle bakın bir tığ yardımıyla buradan bir kanattan bir parçasını kanatın ipin kanatının bir parçasını buradan çıkartıyorum ben. Buraya bir düğüm atıyorum. Ve ipimi kopartıyorum. Bakın gördüğünüz gibi kötü bir görüntüde olmuyor. Bu şekilde bir görüntümüz oluyor. <laughs> Şimdi kenar bölümlerini ise yine ipimle yapmak istiyorum ben. Şöyle ipimi aldım. Bakın şu kısımdan göstereyim sizlere. Kenar bölümümü ise bu şekilde kapatıyorum. Yine şöyle bir ara bıraktım ipimde bağlamak için. Yukarıya aldım. Her bir delikten eğer ipiniz ince ise her bir delikten bu şekilde geçirip, bakın şöyle düzgün. Gerekirse e, her bir delikten iki tane yapın çünkü beyaz bölüm görünmesin. İpiniz kalınsa tek bir seferde kapatmaya yetecektir. Bakın bu şekilde kapatarak. kenar bölümümüzü de yapıyoruz. Model çok kolay. Ee, i̇ğneyi seven arkadaşlarımız da eminim çok beğenerek severek yapacaklar Evet modelimiz bu kadar bu şekilde olacak Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım oradan da takip edebilirsiniz Abone olup zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle ve benimle kalın.